Gün ortasına devam ediyoruz efendim. Canlı yayınımızdan stüdyolarımıza döndük. Shane Larkin resmen Türk vatandaşı olmuştu. Bugün de kimlik kartını Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu'ndan aldı Shane Larkin. Milli takım forması giyecek artık. Önemli bir oyun kurucu. Efes Pilsen'de tüm Türk halkının sevgisini ve beğenisini kazanmış bir isimdi. Artık evet. Milli takım formasıyla da onu parkede göreceğiz hocam. Biz de canlı olarak stüdyoda eşlik ettik o görüntülere. Şimdi hayırlı olsun. Şimdi bu tür şeyler sporcular yurdumuza evet. geliyor. Örnek teşkil eder gençlerimize. Ben şöyle düşünüyorum. Yani buraya gelen mesela bir Hacı'ydı, Alex'ti. Yani bir sürü Drogba'ydı böyle çok ünlü. İşte Roberto Carlos'tu falan filan yani. Böyle ünlü sporcular gençlere çok iyi örnek oluyor. Bizde de tabii iyi sporcular var. Evet, tabii. Kimler yani bu gençliğe veya mesela onlar en azından kendi takım içindeki futbolculara örnek olurlar ama geneline baktığımız zaman Türkiye'de gençlerin, çocukların bilhassa gelecek vaat edenlerin böyle bir ilgisini çeker, onlara örnek olur. O açıdan çok faydalı. Tabii ki hepsini dolduralım demiyorum. Tabii. Ama ben de gene hayırlı olsun. Güzel bir iş başardık. Peki biz yeşil sahalara dönelim hocam. Ziraat Türkiye Kupası'nda bugün iki yarı finalist daha belli olacak. Fenerbahçe ve Alanya Spor ilk yarı finalistler oldular. Fenerbahçe Kırklareli Spor'u eleyerek yarı finale geldi. Aytemiz Alanya Spor'da Galatasaray'ı eledi ve yarı finale adını yazdırdı. Bakalım rakipleri kim olacak? Ama dün akşama dönecek olursak nasıl değerlendirirsiniz siz karşılaşmayı? Galatasaray çok mücadele etti, hırslıydı ama yetmedi yarı finalist olması için vermiş olduğu mücadele. Ya şimdi ben burada ikinci yarının ilk maçında Denizspor'la burada ben şeydeydim, canlı yayındaydım. Galatasaray'ı seyrettim, baktım. Dedim ki o gün eğer Galatasaray bugün yenemese bile Fatih Hoca takımından çok memnun kalmıştır dedim. Ve bana göre çok ilk bir ivme kaydetmiş devre arasından sonra. Evet. Fatih Hoca'nın bütün felsefesini takım istediğini yapıyor. Dün de onu gördük. İki kişi, üç kişi birden topa saldırıyor. Tabii eksikleri yok mu? Var. Mesela stoper dediğinde mi olsaydı çok daha iyi olurdu. Ama şunu söyleyeyim ben. Genele baktığım zaman, gerçi ilk maç 2-0 yediler ama. İkinci yarıya başladığım zaman şimdi ben mesela diyordum ki Fenerbahçe ve Trabzonspor arasında şey geçer. Tabii ki Başakşehir'i ve Alanya'yı yabana atmamak lazım bu arada. Beşiktaş'ı da attı ama şimdi Galatasaray'ın o maçını seyrettikten sonra Galatasaray'ın bu işe ortak olacağını düşündüm. Dün de öyle oldu. Yani oynadığı futbola bakıyorum. Galatasaray'da güzel şeyler yapmaya başladı futbolcular. Yani bir seyircinin olsun, bir teknik adamın, taraftarların veya bir spor izleyicisinin beğenisini kazanacak şeyler yapıyor futbolcular. Hırslı, azimli, koşuyorlar, gidiyorlar, geliyorlar. Ha, bu arada ne oluyor? Şeyler oluyor, eksikler oluyor, hatalar oluyor falan ama güzel seyir zevki veren bir futbol oynuyorlar. Bu açıdan hani belki kupayı kaybettiler ama işte dün de gördük yani seyirci falan çok memnundu. Ancak yani lig için diğer takımlara şey verdi Galatasaray. Diğer şampiyon adaylarına bir korku verdi. Yani bu oynadığı futbolda. Bakalım sonradan ne olacak. Ama bana göre çok iyi yolda. Galatasaray çok iyi yolda. Bir yandan da hocam ekranımızdaki kutuda Erzurum'dan canlı görüntüler izleyenlerimizle ve dinleyenlerimizle paylaşılıyor. İşte o görüntüler ekrana geldi. Erzurum'da maça bir saatten az bir zaman kaldı. Saat 17'de başlayacak. Aytemiz Alanya Spor Kupa'da yarı finale çıktı ama bakalım yarı finaldeki diğer ekipler kimler olacak? İşte Erzurum'daki statta hazırlıklar son sürat devam ediyor. Oynanmaya hazır Erzurum'da karşılaşma. O görüntüleri de canlı olarak paylaşmış olalım. Şimdi ben geçen 3-4 gün evvel veya ne gün geldim bilmiyorum. Biliyorsun Hopa'ya gittim. Hopa'yıları ziyaret ettim. İnanılmaz bir kar. Oradan Batum'a geçtim. Kaç senedir kar yağmıyor. Ya bak yarım metreden fazla kar var. İnanın. Bütün doğu hayret edersiniz. Yani Trabzon'a kadar
Hala da yağıyor. Çok enteresan. Hatta bir şey yaptım yani, koronavirüs herhalde gelmez Türkiye'ye diye dedim karadan falan. O kadar çok bir şey vardı. Buradan Hopa'ya da bir selam söyleyelim. Evet, Yüksel'e, Osman'a, bir de şey kulüp başkanı Murat'a. Sağ olsunlar, çok ağırladılar bizi. Çok güzel de şeyler yapıyorlar. Hemen gidelim mi hocam? Arkadaşımız tamam. Emre Kaplan bizi bekliyor. Kar yağış altında. Bakalım karşılaşma öncesi neler aktaracak Emre Kaplan bizlere. Teşekkürler Ceyda. Biz de Erzurum'dan, Kazım Karabekir Stadyumu'ndan mutlu günler, yayınlar dileyelim. Ziraat Türkiye Kupası'nda 3. yarı finalist için artık yaklaşık 2 saatlik bir zaman kaldı. Büyükşehir Belediye Erzurumspor Trabzonspor karşılaşması saat 17'de başlayacak. Tabii saha içi kadar burada statta yaşanan gelişmeler ve Erzurum'daki hava durumu da merak ediliyor hiç şüphesiz. Çok yoğun bir kar yağışı var dünden bu yana Erzurum'da. Hatta şöyle ifade etmek lazım. İstanbul'dan buraya gelen uçak seferleri iptal edilmişti dün. Hava durumu nedeniyle uçaklar buraya inemedi ama gerçekten yoğun hummalı çalışmalar neticesinde şu an itibariyle saha içerisinde en azından herhangi bir problemin olmadığını rahatlıkla söyleyebiliriz. Dün akşam saatlerinde çalışmalar başlamıştı. Zemine, çimlerin üzerine brandalar serildi. Aynı şekilde yine alttan ısıtma sistemi saatlerdir çalışıyor ve saha içerisindeki karın, saha içerisinde birikmiş olan karın temizlenmesinde bir hayli yol kat edildi. Karşılaşmanın oynanmasına engel bir durum ortadan kaldırılmış durumda. Birazdan takımlar burada olacaklar. Saat 15.30 itibariyle hem ev sahibi Erzurumspor hem konuk Trabzonspor stadyumdaki yerlerini alacaklar ve ısınma hareketleri için saha içerisinde yerlerini almış olacaklar. Şu anda yapılan çalışmada saha çizgilerinin hem sahayı belirleyen çizgilerin hem saha içerisinde orta sahanın, kale alanının, ceza sahasının belirlenmesi için kullanılacak çizgilerin belirginleştirilmesi çalışması gerçekleştiriliyor. Bunun da tamamlanmasıyla birlikte artık karşılaşmanın oynanması için bütün hazırlıklar tamamlanmış olacak. Saha içerisine takımlara dönecek olursak Trabzonspor'un ilk maçta aldığı 5-0'lık galibiyette çok önemli bir avantajı var hiç şüphesiz. Bir anlamda yarı final yolunu yarılamıştı Trabzonspor ilk maçta aldığı galibiyette. Biraz daha rotasyonlu bir kadroyla burada olacak Bordo Mavililer ki dün onlar da öğle saatlerinde yola çıktılar ve karayoluyla yaklaşık 4 saatlik bir yolculuğun ardından Erzurum'a geldiler. Akşam saatleri itibariyle kampa girdiler. Büyükşehir Belediye Erzurumspor'sa bir futbol mucizesini gerçekleştirmek istiyor hiç şüphesiz. 5-0'ın rövanşında 6 farklı rakibini mağlup edip yarı finalin yolunu tutmak isteyecekler. Erzurumspor sezonun Ziraat Türkiye Kupası'nda flaş ekiplerinden bir tanesiydi. Bir önceki turda Beşiktaş'ı 2 maçta da mağlup etmeyi başardılar ve çeyrek finalin yolunu tuttular ama Trabzon deplasmanında istedikleri sonucu alamadılar. Büyük bir avantaj kaybettiler ama tabii ki dediğimiz gibi futbolda maç oynanmadan 90 dakika bitmeden herhangi bir şeyin sonucuna ulaşmamız mümkün değil. Bu nedenle saat 17'yi bekliyor olacağız. Karşılaşmanın başlamasıyla birlikte yarı finalist için, 3. yarı finalist için Ziraat Türkiye Kupası'nda iki takım da sahada olacaklar. Dediğimiz gibi kısa bir süre sonra takımlar Erzurumspor ve Trabzonspor saha içerisinde son hazırlıklarını gerçekleştirecek. Bir kez daha altını çizmekte fayda var. Yaklaşık -7-8 derece civarında devam ediyor hava sıcaklığı. Maç saatinde biraz daha düşecek. Kar yağışı henüz etkisini kaybetmiş değil. 15'ten sonra duracağı söylenmişti ama şu an hala devam ediyor. Ama maçın oynanmasına engel herhangi bir durumun olmadığını net bir şekilde söyleyebiliriz. Hem burada Büyükşehir Belediyesi Valilik hem de aynı şekilde kulüp yönetimi hummalı bir çalışma yürüttüler ve saha içerisi, saha zemini maçın oynanmasına elverişli bir hale getirildi. Biz de yine buradaki gelişmeleri takip edip aktarmayı sürdürüyor olacağız diyelim. Sözü size bırakalım Ceyda. Evet, Fırtına Kupa'da tur için sahne alıyor diyoruz. Karşılaşma saat 17'de başlayacak hocam. Canlı olarak ekranlara da getirdik. Erzurum'da, Sivas'ta kar yağışı sürüyor. Birazdan Sivas'tan da görüntüleri paylaşırız sizlerle. Sivas'ta durum biraz daha stat kar altında, zemin kar altında ama Erzurum'da çalışmalar yapılmış, önlemler alınmış. Karşılaşma için her şey hazır durumda. Bakalım futbolcular sahaya çıktığında ve tabii Türkiye Futbol Federasyonu yetkilileri, hakemler ne karar verecek ama karşılaşma oynanacak gibi görünüyor. Şimdi saat kaç? 3 çeyrek geçiyor. 1,5 evet. Saat 45 dakikada kar yağışı devam ederse... Yani o kadar fazla bir şey olmaz ama bence saati biraz geri alsalardı ya. 3'e alsalardı biliyor musun? Şimdi hava soğudukça şey olur, daha kar yağışı artabilir. Zemin gerçi sıcaklık varmış. Altın ısıtmalı hocam, şimdi, o konuda bir sıkıntı yaşanmıyor. Yok, şey Erzurum'da gördük bunu. Ceyda, daha evvel biz gittik. Yani oraya Erzurum işte maçları şuraya buraya. İnan var ya, bu cam var ya bak, camın üzerinde yürüyorsun ya. Bildiğin şu camın üzerine düşün, kalın bir cam.
Onun üzerinde evriyorsun. Mümkün değil oynaman. Yani çimlerin altı o kadar şey oluyor. Şimdi, demek şimdi tabii şartlar ısıtma, öyle değil. Evet, hocam. Isıtma evet. Yapmışlar. Demek çok güzel. Ama işte kar mani olur mu? Tabii şimdi şu da var. Şimdi 5-0'lık bir şey var, avantaj var. Burada 90 dakikayı hakem nasıl oynatırım? Bütün futbolcular artık buna bakar, biliyor musun? Abi 90 dakika bir oynansın. Tabii hakemlerin ölçüsü var. İşte topu atıyor. İşte sekerse devam ediyor. Top yerden sıçramazsa belli bir şeye kadar, mesafeye kadar maçı oynatmıyor. Ama burada işte ite kaka, öyle söyleyeyim yani, bu maçı bitirirler. Federasyon da bunu ister. Ertelensin istemez, biliyor musun? Hakemler de öyle. Tabii. Federasyon hiçbir maçı ertelemek istemiyor zaten. Takımlar da aynı şekilde öyle. Tabii. Hocam. Mesela Sivas'ta oynanacak. Sivasspor Antalya Spor mücadelesinde. Antalya'da özel uçak kiraladı. Oraya kadar geldi. Hafta sonu çok önemli karşılaşmalar var. Hem Sivas için hem Antalya Spor için. Dolayısıyla kimse ertelenmesini maçın istemez. Sonuçta sonra fikstür daha da sıkışacak her takım için. Ya bir şey söyleyeyim. Yalnız Rıza Hoca'nın bir serzenişi vardı, biliyor musun? Şeyden Antalya kupa maçında sonra veya evvel neyse konuşmalarında işte 2-3 güne bir işte maç olduğunu şeyde esasında, yani ben hep söylüyorum ya, İngiltere'de 2 günde bir 3 günde bir maç oynuyorlar ama yol yorgunluğu, tamam mı? Ve ya ulaşım güçlükleri şeyi zorluyor. Yani uçakların kalkmaması falan yok. Onun, yoksa onun haricinde pek sıkıntı olmaz. 2 günde bir işte 72 saat diyorsun. 3 evet. günde bir maç oynayabilirsin. Ama işte bu uçak yolculukları, uçakların tabii. kalkmaması bilmem ne sıkıntı yaratıyor. Dün akşama dönecek olursak da hocam, şimdi dün akşamı konuşuyorduk. Bir yandan özet görüntüleri de ekrana getiriyoruz. Özellikle Galatasaray'da Feghouli'nin ve Emrah Baba'nın performansı. Emrah Baba'nın siz ligin ikinci yarısında böyle bir dönüş yapmasını uzun sakatlık döneminin ardından bekliyor muydunuz? Feghouli, Emrah Baba ve Adem Büyük. Galatasaray'da Fatih Hoca'nın hücumda elini oldukça rahatlattı. Ya şimdi bekliyor muyduk? Ben şöyle söyleyeyim. Şimdi sakatlıktan çıkan futbolcu veya işte medyadaki insanlar veya taraftar, seyirciler diyor ki işte sakatlıktan çıktı veya yönetici, taraftar böyle düşünüyor. Ya adam fizik olarak hazır olmadığı müddetçe hiçbir şey yapamaz. Yani istediği antrenmanı yapsın, bir de maç eksikliği çok önemliydi. Emre bunların hepsini aştı. Bravo. Günden güne de işte 70 dakika, 60 dakika derken o tam temposunu da bulacak. Esasında bak, dün bir şey oldu. 2 gündür Şenol Hoca ile konuşuyorum. Soramadım, biliyor musun? Bak aklıma gelmedi alacak mısın diye. Keşke sorsaydım. Şimdi geliyor aklıma. Yani milli takım için de kazanç. Hatta şeyi sordum. Bu Juventus'taki futbolcumuz sordum. Meri'ye. O pek yetişemeyecek gibi falan şey yaptı, düşünüyor. Milli takımımız için de büyük bir kazanç. Emre inşallah böyle devam eder. Allah gene sakatlıklardan onu korusun. İki tane büyük sakatlık geçirdi. Tabii şeye, Galatasaray'a diğer Feghouli'nin olsun. Zaten Adem'i çok güzel beğenen bir şeydim, teknik adamdım. Mesela Adem'i oynat, şeyi aratmadı gibi. Falcao'yu aratmadı gibi Adem. Aldığında da çok şey yapmıştım, memnun olmuştum. İyi ki almışlar, iyi ki yapmışlar. Ben yalnız şunu söyleyeyim. Mesela Belanda son 10 dakika girdi, çok hırslıydı. Bir iki top kaybetti, hemen seyirci şey yapıyor. Mesela tepki gösteriyor. Ya adam bir şeyler yapmak istiyor, tamam mı? Adam hani... İyi bir şey, hani topu kaybeden bir yere atmamak istiyor. Tam etkili bir yerlere gol pası vermek istiyor. Yani öyle güzel şeyler yapmak istiyor. Tabii ayağından açabiliyor, kaptırıyor falan ama Feghouli dahi bütün futbolcuların hırsı beni futbol adamı olarak çok memnun etti. Galatasaraylı taraftarları da memnun etti. Tabii ki onları geçen sene şöyle baktığımız zaman Onyekuru, Feghouli, Belanda şeyde geçen sene başrolü oynamıştı şampiyonlukta. Evet. Müthiş bir performans gösterdiler. Ben gene Belanda'nın da gene aynı şeyleri dün gördüm. 10-15 dakika o hırsı, heyecanı, o isteği, arzuyu hepsinde vardı ama onda da gördüm. Bana göre Galatasaray için o da büyük bir kazanç. Onyekuru'yu iyi gördüm. İyi gördüm. Ciddi bir rahatsızlık geçirdi. Geçirdi. O zaman ona rağmen gene iyiydi. Yani hatta bir pozisyonda var ya böyle falan geri gelin diye bir işaret yaptı, biliyor musun? Ya bilmiyorum, dikkatini çekti mi izleyenlerin. Ya çok hoşuma gitti. Yani bir de
Ya dedim ki o anda ne aklıma geldi biliyor musun? Allah Allah bu kadar yani takım ruhuyla, takımı galibiyetini isteyerek hani bireysel performansından ziyade bir takımın galibiyetini isteyen bir düşünce içerisinde niye gitti de şeyde başarılı olamadı? Bunu düşündüm o anda. Yani böyle hadi geri gelin falan çok güzel bir şey biliyor musun? Yani böyle zaten takımın galip gelmesini istiyor. Hani kendi bireysel performansı bazı futbolcular öyle düşünür. Ben bir yapayım da işte iyi oynayayım falan ama öyle değil. Aferin yani Galatasaray'da çok olumlu sinyaller gördüm. Çok iyi şeyler zaten görmüştüm. Bu maçı kaybetmeleri belki de onlar için tabii ki iyi bir şey değil ama belki lig maçları için daha böyle bir birbirlerine sarılırlar. Bir takım ruhu oluşturmuşlar. Çok hoşuma gitti Galatasaray. Peki hocam bir maç sonuna gidelim ve birlikte maç sonunda Galatasaray cephesine teknik direktör Fatih Terim bakalım neler söylemiş izleyelim. Maç sonu Galatasaray cephesinden açıklamalar bu şekilde hocam. Adem'in açıklamaları ben hiçbir zaman yatmak için gelmedim buraya dedi ve Falcao'nun yokluğunda aslında ne görev verilirse verilsin başarıyla da yerine getiriyor hücum hattında. Fatih Hoca'nın elini rahatlatıyor mu? Rahatlatıyor. Evet. Kimse Adem'den bu kadar iyi bir performans bekler miydi? Siz bekliyor muydunuz? Vallahi mesela ben beklerim. Ben her zaman bekliyorum. Bak şimdi mesela şeyi almadı. Yusuf'u almadılar Bursa Spor'dan, Trabzon Spor'dan. Mesela ona üzülmüştüm niye almadı diye Galatasaray. Faydalı olabilirdi. Jimmy Durmaz'ı aldı bilmiyordum. Yani şey yurt dışında ne yaptı falan ama kafamda oynayamaz diye düşünüyordum. Yani belki de haksızlık ediyordum ama benim düşüncelerim de çıktı. Ama Adem mesela çok şey yapmıştım alındığı zaman. Çok iyi bir karar verdiklerini düşünüyordum. O da bizi mahcup etmedi. Zaten öyleydi ya. Adam bir de sola koysan oynuyor, sağa koysan öyle. İki yönlü oynuyor, çalışıyor. Ya bir de şeyde kafa toplarına falan nasıl çıkıyor ya boyla. İnanılmaz bir sıçrama kabiliyeti var. Takım ruhu içinde çalışıyor, takım ruhu içinde oynuyor. Bravo. Her şeyde bir yer vardı. Tabii Falcao'nun şimdi yerini doldurur derken Falcao'nun kalitesi tartışılmaz. Tabii, tabii. Yani onu burada şey yapmayalım, göz ardı etmeyelim. Keşke bir ama şunu diyemeyiz gitsin. İşte Galatasaray Falcao'nun yokluğunda gol atamıyor. Diyemiyor, evet. Diyemiyoruz. Kanadı kırık derler evet. Bizde. Veya bir kanadı kırık falan filan konuşmaları olur. Maalesef o maalesef der ki Allah saklasın. Bu sakatlıklardan Allah insanları, futbolcularımızı korusun. Adem de gereğini yapıyor. Güzel de bir uyum var. İnşallah şey de iyileşir. Falcao da iyileşir. Galatasaray daha güçlü bir hale gelir. Şimdi biz buradan geçen sefer Fenerbahçe şampiyon olabilir demiştik falan. Herkes evet. Kızıyor. Ya biz gördüğümüz söylüyoruz. Bunlar günlük. Yani haftalık demek ki. Bakıyorsun. Tamam mı? Aa bu takım iyi ama mesela Galatasaray için söyledim. Şu anda her şey yolunda giderse yani hakem hataları, işte var hataları falan olmasa Galatasaray sanki bu işi götürür diye düşünüyorum ama futbol bir belli olmuyor. Bir bakıyorsun bir form düşüklüğü oluyor takımlarda. Tabii. Bir hakem hataları oluyor bilmem ne. Al işte Fenerbahçe maçında penaltıyı, benim görüşüm tabii bu. %100 penaltıyı vermedi. Niye vermedi? Konuşuyoruz diyor ki birisi basireti bağlandı diyor şeyin. VAR'daki hakemin basireti bağlandı. Allah Allah. Yani olabiliyor bazı şeyler. Tabii ki puan gidiyor öyle. Basiret bağlanması öyle şey değil. Yani bir de şey derler, hakemler aralarında konuşurlar. Hakem şansı diye bir şey biliyor musun? Biz evet. De hakemlik yaptık. Ben 9 tane hakemlik yaptım. Biz de öyleydi bir zamanda. 3 orta 6 tane yan. İnanılmaz zor bir şey hakemlik ya. İnanılmaz ya. Ya böyle bize şey maçlarını verdilerdi böyle final maçlarını falan filan. Çok zor donuyor. İşte hakem şansı. Hem hakemde şans olsun. Yani hem de takımların hakem şansı olsun. Bilemiyorsun işte ne yapar ne eder falan diye ama hakikaten kazansın ligimizde de. Tabii canı yananlar da bağıracak. Yani yani Ali Kaç'a Allah sabır versin. Bu maç için konuşuyorum tabii. Peki hocam bir de Alanyaspor cephesine bakalım hemen. Alanya'da evet. Teknik direktör Erol Bulut ve futbolcuların maç sonu açıklamaları gelsin ekrana. Alanyaspor cephesinden de maç sonu açıklamalar bu şekildeydi hocam. Aytemiz Alanyaspor 40 puanla 39 puanla 4. sırada yer alıyor ligde. Şampiyonluk evet. Yarışının içerisinde bir yandan Zira Türkiye Kupası'nda yarı finalist oldu. Bu sezon iyi bir sezon geçiriyor. Bunun da altını çizmek lazım. Evet. Erol Bulut'un da performansını, teknik adamlık performansını sormak istiyorum size. Ya bir kere çok başarılı. Başarıların devamını diliyorum. Tebrik ediyorum.
Geçen sene de başarılıydı Malatya'da. Bu sene de burada çok başarılı. Alanya Spor'u da kutluyorum. İyi bir kadrosu var. Bak diyor ki en çok da sevindiğim bu Salih, biliyor musunuz? Salih, aferin. Bu çocuk çok yetenekli bir çocuktu. Gitti, orada oynayamadı, burada oynayamadı. Bu Alanya Spor geçen sene Ozan Tufan'a da forma soktu. Bravo, hoşuma gidiyor. İyi evet. Transferler yapıyor. Yönetim falan var ya, maşallah süper. Zaten başka türlü başarı gelmez. Yalnız bir şeye kafam takıldı. Bizim bak medyadaki arkadaşlar aynı. Tamam mı? Sporcular aynı, teknik adamlar aynı. Şimdi Salih de söyledi. 3 günde bir maç oynuyoruz. Şimdi İngiltere'deki futbolcular bunu duysa gülerler. Salih kardeşim bir daha sakın söyleme veya teknik adamlar söylemeyin. Veya yöneticiler söylemeyin. Medyadaki arkadaşlar hiç söylemesin. 3 günde bir maç oynarsın arkadaş, bir şey yok. Bak oynuyoruz ya, ne güzel geçiyoruz ya. Onu söylüyorsun. Ya bırak, İngiltere'de adamlar 2 günde bir maç oynadığı oluyor. Yine söylüyorum. Yılbaşı günü oynadılar. Ertesi günü, pazar günü istirahat ettiler. Pazartesi yine ilk maç oynadı İngiltere'de geçen sene. Bu yılbaşı değil. Ya yani bunları söylediği zaman kızıyorum, biliyor musun? Bu artık alışın değil. Zaten oynuyorsun sen. Bunları bahane, yani bahane değil de bunları bırakın. Ha Rıza Hoca'ya hak verdim. Niye? Yol yorgunluğu var. Bu arada Sivas'tayız galiba, değil mi? Bakalım. Evet. O zaman Sivas'a gidelim hocam. Muhabir arkadaşımız Mustafa Mandev Sivas'ta bizleri bekliyor. Arkada görüyoruz, çalışmalar devam ediyor tüm hızıyla. Mustafa Mandev, sen neler aktaracaksın? Teşekkürler Ceyda Dönmez. İyi yayınlar dileyelim. Sivas 4 Eylül stadyumundayız. Bir önceki yayınlara nazaran açılmış bir zemin olduğunu söyleyebiliriz. Kameraman arkadaşım Barış Tutsaran sizlere göstersin, artık yeşil zemini görebiliyoruz. Tabii ki zeminde bazı bozulmalar söz konusu. Çünkü Sivas'ta son 10-15 yılın en şiddetli kar yağışı meydana geldi. Son 3 gündür okullar da tatil edildi. Hayat durdu aslında bir nevi. Artık stadyumda son hazırlıklar yapılıyor. Çok yüksek olasılıkla bu karşılaşma oynanacak. Hakem dörtlüsü de yaklaşık 1,5 saat sonra stadyuma gelip son gözlemlerini yapacaklar. Sivasspor As Başkanı bir açıklama yapmıştı. Zemine makine sokmayacağız. Sıyırtma yöntemiyle zemini temizleteceğiz şeklinde bir açıklama yapmıştı ve bu açıklamadan yaklaşık 1 saat sonra zemin temizlendi. Ekipler hala çalışmalarını sürdürüyorlar. İlk karşılaşmaya gidelim. İlk karşılaşma 0-0'lık beraberlikle sonuçlanmıştı. Bugün saatler 19.15'i gösterdiğinde son yarı finalist belli olacak. Sivasspor mu, Antalyaspor mu yarı finale çıkacak? Bu sorunun cevabı saatler 19.15'i gösterdiğinde Aspor ekranında yanıt bulacak. İki takımın kupa yolculuğuna da bir göz atalım istiyorum. Sivasspor ilk turda Başkent Akademi'yi 6-0'lık skorla kupanın dışına itmişti ve sonrasında Esenler Erokspor'la eşleşmişti. Kırmızı beyazlar ve rakibini eleyip Yeni Malatyaspor'un rakibi olmuştu. Son 16 turunda bu stadyumda oynanan ilk karşılaşmayı 4-0 kazanmıştı Sivasspor. Deplasmanda 2-1 kaybetmesine rağmen turu geçen taraf olmuştu ve yarı finalde Antalyaspor'la eşleşmişti. İlk karşılaşmada 0-0'lık beraberlikle sonuçlanmıştı. O karşılaşmada aslında Sivasspor 10 kişi kalmıştı. Isaac Coffey kırmızı kart görerek takımını yalnız bırakmıştı. Konuk Antalyaspor'un da kupa yolculuğuna bir bakalım. İlk karşılaşmada Niğde Anadoluspor'u penaltılarla eledi Antalyaspor. Sonrasında Eyüpspor'la eşleşti ve rakibini kupanın dışına itti. Son 16 turunda Göztepe ile eşleşti. İlk karşılaşma çok çekişmeli, çok heyecanlı bir karşılaşmaydı. Antalyaspor o karşılaşmayı evinde 4-3'lük skorla kazandı ve rövanş karşılaşması 2-2'lik beraberlikle bitti. Antalyaspor Sivasspor'un yarı finaldeki rakibi oldu. Tabii bu turun galibi dün oynanan Galatasaray Alanyaspor maçının galibiyle, yani tur atlayan tarafıyla Alanyaspor'la yarı finalde eşleşecek. Gerçekten çok heyecanlı bir karşılaşma bizi bekliyor. Saatler 19.15'i gösterdiğinde Fırat Aydınus düdüğünü çalacak ve bu heyecanlı karşılaşma başlayacak. İki takımın ligdeki yerlerine bakacak olursak Sivasspor 1. sırada lider durumda, topladığı 42 puanla ve Antalyaspor'da alt sıralardan kurtulma mücadelesi veriyor. 15. sırada bulunuyor Akdeniz temsilcisi. 21 maçın sonunda topladığı 19 puanla Tamer Tuna ve öğrencileri kupada da turu geçmek istiyor aslında Sivasspor.
Bu karşılaşmadan sonra çok önemli bir karşılaşmaya daha çıkacak. Süper Lig'de deplasmanda Trabzonspor'la karşı karşıya gelecek Kırmızı Beyazlılar. Artık maçın başlamasına yaklaşık 4 saatlik bir süre kaldı. Zemin iyiden iyiye temizlenmeye, açılmaya başladı. Kar yağışı da nihayet durdu. Çünkü sabahın erken saatlerinden beri yağan bir kar yağışı söz konusuydu. Kar yağışı da durdu. Artık ortam futbol oynamaya çok daha elverişli hale geldi. Bizler gelişmeler oldukça karşınızda olacağız diyelim ve sözü size bırakalım. Mustafa Mandev saha içinden gelişmeleri bizlerle paylaştı hocam. Artık saha iyice açılmış. 19-15'te görünen o ki hakemin düdüğüyle birlikte 90 dakika başlayacak. Ve bu maçtan galip ayrılan taraf, tur atlayan taraf Alanyaspor'un rakibi olacak. Biz de Alanyaspor'u konuşuyorduk sizinle. Ya Alanyaspor'u bir kere tebrik ediyorum yani. Tecrübeli futbolcular var, çok iyi futbolcular var. Bak şey de söylüyor yani, futbolcu da söylüyor, bir takım ruhu var. En önemlisi de bu. Yönetim çok iyi. Ekonomik olarak sıkıntıları yok. Çok güzel idare ediliyor. Tabii bunlar hepsi, iyi bir hoca var. Bunlar hepsi bir bütün. Hepsi birleştiği zaman da başarı geliyor. Ligde de esasında bence çok boş puanlar kaybetti. Yani inanılmaz puanlar kaybetti. Çok şanssızlığına puanlar kaybetti. Bazı maçlarını izledim. Mesela buradaki bir Galatasaray maçında yenildi, olacak şey değil. Mesela oradan en az bir puan alabilirdi. Çok goller kaçırmıştı falan. Ya, takımda tabii bu ahenkle, bu ruhla, ya bu da kovalacaktır yani. Biz de şimdi artık bir alışalım yani, bu Sivas'tı, Alanya'ydı. Bunların şampiyon olacağını herkes bir inansın. Bunlar da şeyi, ligimize renk katıyor. Evet hocam, bu makasta artık daha çok takım var. Baktığımızda Demir Grup Sivasspor lider durumda. Trabzonspor ikinci, Medipol Başakşehir üçüncü. Aytemiz Alanyaspor dördüncü. İlk dördün içinde İstanbul'un üç büyük takımı yok hocam. Galatasaray, Fenerbahçe ve Beşiktaş. Hemen ardından takipteler ama o ilk dört takım içerisinde değiller mesela. Bu da tabii ayrı bir tartışma konusu. Artık Anadolu takımları da yarışın içinde olacaklar. Öyle görünüyor. Evet. Ya şimdi tabii eskiye döndüğümüzde Ceyda, biz diyorduk ki ya, bir maç vardı bizim burada Fenerbahçe'de. Bir bak hakem şimdi maçı şey yapıyor. İşte başlama düzünü çalacak. Fenerbahçe'nin tarafına geçmiş. Ben de bağırdım hocam, 12 kişi başlıyor Fenerbahçe diye. Ya geç şu çizgidedir falan diye espri yapmıştık yani. Hani biz eskiden derlerdi ki 1-0 işte büyük takımlar maça öyle başlıyor falan derdik biz eskiden. Şimdi gördüğünü çalıyorlar. Bir de işte geçen haftaki maç gibi, Fenerbahçe maçı gibi de olacak şey diye puanlarını artık gasp ediyorlar mı diyeyim, ne diyeyim artık. Kaybettirebiliyorlar hakemler. Ya güzel şeyler var. Anlatıyorduk mesela eskiden. Mesela bize şimdi Ceyda, hakem bize penaltı verecek değil mi? Evet. Büyük takımlar öyle düt yapıyordu bir zorla. Öbür türlü mesela büyük takıma penaltı verecek ya, bir bakıyor düt diyordu, bir de penaltıya koşuyordu ki sanki bıraksan topu dikip bir de onu atacak. Hani hakem atacak penaltıyı o şey, türlü o şekilde. Bayrak zaten öyle şak diye çekiyor bize. Şeyimiz olduğu zaman, deyimiz olduğu zaman şöyle bir kalkıyordu falan. Bunları anlatıyorduk. Zaman değişti tabii, güzel şeyler oluyor. Evet. İnşallah bu varla birlikte biraz doğru kullanılırsa, biraz daha dikkat edilirse haksızlıklar da olmayacak. Bir de ekonomik yönden yani şimdi ya gene söylüyorum, bizim şey mesela 10 sene 20 sene evvel biz transfer yapıyorduk 50 bin lira 100 bin dolar en kabadayısı falan filan. Şimdi 1 milyon dolar harcıyorsun, bilmem ne kadar harcıyorsun. Takımlar da denkleşti yani, bu yayıncı kuruluşa tabii burada Sayın Cumhurbaşkanımıza da yani sporu sevmesinin çok önemli. Evet. Çok önemli yani. O kadar hem sahalarla ilgili destek var, hem bu ihaleyle ilgili falan, bu sponsorlarla ilgili falan filan gereken her şeyi yapıyor yani. O zaman da ne oluyor? Daha futbolumuz güzelleşiyor. Şöyle söyleyeyim, belki futbol hani ya işte hocam ne diyorsun diyenler olabilir, güzelleşmiyor falan diyor ama daha heyecanlı, daha çekici. Al işte 4 tane takım sayıyorsun kafadan, bizim 3 büyükler yok. Değil mi? Ne kadar enteresan. Bu kolay bir şey değil yani. En alttaki takımı yenemiyorsun. Yenemiyorsun ya, zar zor. İte artık kaka. Kolay takım yok hocam. Yani işte bunlar tabii ne oluyor? Ekonomik olarak da yani işte sana destek, ne her taraftan destek var.
Yarasa ince kuruluştan. Bunu kim yaptı? Sayın Cumhurbaşkanımız. Yani burada sporu seven bir Cumhurbaşkanımızın olması bütün kulüplerle ilgili büyük bir avantaj ya. Bunun kıymetini biraz bilsinler de biraz da borçları şey yapsınlar, kapatsınlar. O zaman daha da güzel olacak. Ya tebrik ediyorum Alanya Spor olmak üzere Başakşehir'i, ne bileyim kim yani aşağıdan gelsin Sivas'ı. Kutluyorum. Trabzonspor'u, evet. Tabii. Peki, Fenerbahçe ile ilgili sıradaki haberimiz hocam. Fenerbahçe Süper Lig'de milli maç arasına girilmeden önceki 6 haftalık süreçte puan kaybı yaşamadan liderliğe yükselmenin hesaplarını yapıyor. Fenerbahçe 38 puanla hocam 6. sırada, Galatasaray da önüne geçti Fenerbahçe'nin. Şimdi kalan maçları da yani 5 maçı, önümüzdeki haftanın 5 maçı. Fenerbahçe'nin fikstürünün hep kolaylaştığını söylüyoruz. Zor maçları geride bıraktı. Şampiyonluk yarışındaki diğer takımlarla oynadığı maçlar Galatasaray maçı dışında geride kaldı. Ankara Gücü deplasmanına gidecek. Ardından en önemli karşılaşmalardan biri Fenerbahçe ile evinde oynayacağı Galatasaray mücadelesi Fenerbahçe'nin. 24. haftada Antalya Spor deplasmanı var. 25. hafta Yukatel Denizli Spor ve 26. hafta Konya Spor deplasmanına gidecek. Fenerbahçe'nin 5 maçlık serüveni bu şekilde. Galatasaray'ın ve Beşiktaş'ın Fenerbahçe'ye göre daha zorlu bir 5 maç fikstürü olduğunu da görüyoruz. Yani şimdi bak ilk önce Fenerbahçe'den başlayalım. Onlara da bir baksak iyi olur. Ya burada bak, bir şey söyleyeyim mi? Kolay bir maç yok ki. Denizli Spor maçı var Fenerbahçe'nin. Kolay bir maç değil. Fikstür avantajı. Antalya... Siz Fenerbahçe'nin teknik direktörü olsanız fikstür avantajını nasıl kullanırdınız? Ya avantaj diye bir şey yok. Ankara Gücü can havlinde. Galatasaray maçı içeride hiç kolay değil. İyi bir Galatasaray var. İyi bir Galatasaray var. Antalya Spor'la orada oynuyorsun. Alt sıralarda o da can havlinde. Deniz Spor bana göre iyi bir kadro kurdu. Konya Spor da aşağılarda. Yani şimdi burada nedir biliyor musun? Bülent Korkmaz'la birlikte yeni bir döneme başladı. Başladı. Hayırlı olsun. Şimdi bir şey söyleyeyim mi? Orta sıralardaki takımları yenmek daha kolay biliyor musun? Bak böyle mesela hiçbir ne yukarıda ne aşağıda olmuyor. Yani bir düşme tehlikesi yok. UEFA'ya gitme şansı yok. Mesela o takımları yenmek daha kolay. Çünkü öbürlerine büyük bir mücadele oluyor. Büyük bir savaş veriyorlar. Büyük bir enerji harcıyorlar. Onun da maçlar çok daha zor oluyor. Ama tabii ki baktığın zaman şimdi öbürlerine de bakalım. Galatasaray'ın da iyi maçını tahmin ediyorum tabii. Şimdi bu şey maçından sonra... Ankara Gücü maçını Ankara dışarıda yendi, bir rehavet olabilir. Bu Fenerbahçe içeride puan kaybetti. Korkunç bir hırs da çıkabilir. Bir de şu var mı? Mesela Fenerbahçe 4-5 maçtır iyi bir kadroyla çıkıyor. Evet. Yani ne bileyim Ersun Hoca şeyi buldu. Yani neredeyse oturmuş bir kadrosu var Fenerbahçe'nin. Yani, artık bizler de maç öncesi Fenerbahçe'nin nasıl bir 11'le sahaya çıkabileceğini yani, kestirebiliyoruz. Tabii eleştiriler var işte, yok Dira'nın sol ayağı var işte, eksikliği yok şu falan filan, ama ya bir tane takıyor bizim medyadaki birileri bir şey, kızıyorum da yani bazı şeylere ya. Ya Dira 20 defa hücuma çıkıyor, onu söylemiyor işte, gol yerken işte hata yaptı. Herkes hata yapıyor. Senin Galatasaray'ın da al Mustara şimdi orada. Erol doğru söyledi. %1 milyon bir topu çıkarttı. Yani orada onlara bakmıyorlar. Ya Fenerbahçe'nin kadrosu bana göre iyi bir kadro. İyi, daha doğrusu iyi oturtturdu şey. Ersun. Kadroyu iyi oturtturdu. İyi şeyler yapıyor. Onun için de Fenerbahçe takımı başarılı olur. Galatasaray maçı da zaten içeride. O maç ölüm kalım maçı. İki takım içinde ama Fenerbahçe o maçı alırsa yukarı doğru çıkar. Galatasaray alırsa Galatasaray'ın şampiyonluk şansı daha artar. Antalya maçı küme düşüyor, düşmeme korkusu var veya düşme korkusu var. Denizli, kolay maç yok ama tabii baktığınız zaman biraz daha Galatasaray takımı, Fenerbahçe takımı daha Galatasaray'dan daha rahat gibi geliyor. Bir Galatasaray'a bak. O zaman Galatasaray'a da bakalım. Yönetmenimiz Hüseyin'den rica edelim. Galatasaray, BTC Türk Yeni Malatya Spor'la oynayacak bu hafta. Önümüzdeki hafta Fenerbahçe deplasmanına gidiyor. Ardından Gençler Birliği ile evinde ve Sivas Spor deplasmanı Beşiktaş'ta içeride. Yani 5 haftada 3 rakibiyle oynayacak. Şampiyonluktaki rakibiyle sarı kırmızılı var. Şimdi baktığım zaman ya bunu da şimdi söylediğim zaman da o bir şeyler kızıyordur biliyor musunuz? Ama Galatasaray'ın bu formuyla Fenerbahçe maçını geçiyorum, tamam mı? Burada en zor maçı şey de olur, Sivas olur. Deplasmanda olduğu için. İçerideki maçlarını zaten taraftarıyla şunla bunda Galatasaray kazanıyor. Yani
İçeride Yeni Malatya Gençler Birliği Beşiktaş. Kolay mı? Yok. Kolay değil. Çok zor maçı. En zor maçı burada Galatasaray'ın bana göre Fenerbahçe maçı olur. Onda da bir puan alırsa bilmiyorum ne olur. Sivas'ı da yani yenebilir. Çünkü Sivas'ı ben çok beğeniyorum ama Galatasaray'ın şu oyun düzeni, bu isteği, bu arzusuyla. Yani tabii bu arada Allah saklasın sakatlıklar, şunlar, bunlar, kırmızı kart, sarı kartlar, cezalılar falan çok önemli. Ya bir maça bir bakıyorsun, bir kırmızı kart, penaltı, 10 kişi kalıyorsun, 1-0 mağlup, Allah selamet versin. Evet. Ondan. Yani yapılacak bir şey yok, futbol bu. Ama Galatasaray'ın fikstürü de o kadar şey değil. Yani o kadar kötü değil. Yani rakiplerine oynayacak ama, işte Sivas Fenerbahçe ile oynayacak ama geçemeyeceği maçlar değil bence. Peki son saniyelerimiz artık hocam. Çok teşekkür ediyoruz kıymetli değerlendirmeleriniz için. Ağzınıza sağlık. Ben teşekkür ederim. Ziraat Türkiye Kupası'nda yarı finalistler, son yarı finalistler belli olacak. Saatler 17'yi gösterdiğinde Antalya Spor, Sivas Spor deplasmanında sahaya çıkacak. Ve saatler 19.15'i gösterdiğinde de Erzurumspor, saat 17'de Trabzonspor, Erzurumspor mücadelesi var. Saatler 19.15'i gösterdiğinde Sivas Spor kendi evinde Antalya Spor'u ağırlayacak. Yeniden görüşünceye dek hoşçakalın.